Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 2. Abdülhamit dönemi Türk Edebiyatı dersimizin birinci ünitesi olan Edebiyat-ı Cedide topluluğunun oluşumu konusu. Ee, arkadaşlar öncelikle bu dönemi adlandırma konusuna bir açıklık getirelim. Ee, biliyorsunuz 2. Meşrutiyete kadar süren 2. Abdülhamit döneminin özel şartları diğer alanlardaki diğer alanlarda da görülebileceği üzere doğal olarak sanat ve edebiyat hayatının da zeminini belirlemiştir. Dolayısıyla dönemi adlandırırken de bu durumu dikkate alarak ikinci Abdülhamit dönemi ifadesini kullanmak gerekiyor. E, dönemin başlarında arkadaşlar Tanzimat II. Kuşağı'nın varlığını görürüz. E, ancak ikinci Abdülhamit dönemi edebiyatı, edebiyatı cedide indirgenemese de bu dönemin bu anlayışın e, dönemin aslında baskın sanat anlayışı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. E, bu dönemin arkadaşlar yani 1876-1909 yılları arasındaki bu dönemin toplumsal ve siyasal ortamına baktığımızda ikinci e, Abdülhamit tahttan e, tahta çıkıyor biliyorsunuz. E, 1876'da ve tahta çıktıktan sonra Kanuni Esası ne yapıyor? Yürürlüğe koyuyor. Ardından e, seçimlerin yapılmasını sağlıyor ve Mart 1877'de Meclisi Mebusanı açıyor. Eee Rusya bundan sonra bir yıl, birkaç ay sonra daha doğrusu 1877'de Osmanlı devletine savaş açınca Şubat 1878'de padişah ne yapıyor? Osmanlı millet meclisini ne yapıyor? Kapatıyor. İşte bu kapatmanın üzerine ne oluyor? Daha baskıcı bir ortam oluşmaya başlıyor. Gazete ve dergilere uygulanan sansür ve Özel hayatlarındaki acı olaylar nedeniyle dönemin yani Tanzimat'ın ikinci kuşağına mensup şair ve yazarlar ne yapıyor? Toplumsal ve siyasal konulardan uzak durmayı yeğliyorlar. Bu yazarlarımız, şairlerimiz eserlerinde genellikle aşk, doğa, ölüm gibi bireysel temalara yer vermeye başlıyorlar. Dönemin edebi eserlerine hakim olan bu karamsar ruh halinde işte tam da bu toplumsal ve siyasal ortamın payı vardır. 1880 sonrası edebi ortama genel çizgileriyle bakacak olursak arkadaşlar o yıllarda edebiyat dünyasında meydana gelen bir takım tartışmalar ve bu tartışmalar sonucunda edebiyatçıların gruplara ayrılması ile genç yazar ve şairlerin de bunlardan etkilenmeleri ne yapmıştır? Edebiyatı cedide anlayışının doğuşuna zemin hazırlamıştır tanzimat sonrası arkadaşlar Türk Edebiyatı kendi içerisinde iki dönem ayrılıyor hepinizin bildiği gibi. 1860 ile 1876 arasındaki bu dönemde yani Tanzimat'ın birinci kuşağına ...tekabül eden dönemde biliyorsunuz Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet Mithat gibi şair ve yazarların varlığından bahsedebiliriz. Mehmet Kaplan bu döneme sosyal ve politik fikirler devri adını veriyor ve bu dönem Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in tahta çıkışı olan 1876 yılına kadar devam ediyor. ...Abdülhamit tahta geçtikten sonra... ...yani 1876'dan sonra... ...edebiyatta yeni bir dönem açılıyor. E, bu dönemde de... Recaizade Mahmut Ekrem... ...Abdülhak Hamit ve... ...Sami Paşazade Sezai gibi... ...Tanzimat'ın ikinci kuşağına mensup... ...şair ve yazarların ağırlığını hissediyoruz. E, Mehmet Kaplan bu dönemde... ...yani Tanzimat'ın ikinci dönemine de... E, ...ferdiyetçilik... ...büyük ihtiraslar ve... ...ızdıraplar devri adına veriyor. Eee... İki kuşağı karşılaştırdığımızda arkadaşlar tanzimatın birinci kuşağına mensup şair ve yazarların eserlerinde toplumsal ve siyasal konularla halkı eğitmeyi amaçladıklarını söyleyebiliriz. İkinci kuşağın mensup edebiyatçılar ise dönemin siyasal koşulları, özel hayatlarındaki e, karşılaştıkları acı olaylar ve bir de mizaçları nedeniyle genellikle ölüm, aşk ve doğa gibi bireysel temalara yöneliyorlar. E, i̇şte arkadaşlar edebiyat ve cedide anlayışının ortaya çıkışında da Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit'in eserlerinin çok ciddi bir katkısı vardır. Ee, Ekrem ile Naci arasındaki edebi tartışmalar sonucunda ortaya çıkan gruplaşmalar da Edebiyat-ı Cedide'nin doğuşunu hazırlayan bir başka etken arkadaşlar. Ee, 1884 sonrası Türk edebiyatına baktığımızda Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem ekserinde yeni ve eski edebiyat taraftarları olmak üzere iki grubun varlığından söz edebiliriz. Ee, Recaizade Mahmut Ekrem önce Zemzeme 3'te yani 1885'te ardından da Takdiri Elhan'da bir yıl sonra Muallim Naci'nin şiirlerini eleştiriyor. Bu eleştirilere karşılık olarak da Muallim Naci demdeme ile bunlara karşılık veriyor bu tartışma kısa sürede yayılmış ve kimi şairler Naci'nin etrafında Ukaz-ı Osmani adı altında toplanıp Saadet Gazet gazetesinde birbirlerine nazireler yazmışlardır. Buna karşılık olarak da İzmir'de Ukaz-ı Şubban adı altında da Ali Ferruh, Abdülhalim Memduh, Tevfik Nevzat ve Halit Ziya gibi gençler Hizmet gazetesinde ne yapmışlardır? Onları eleştirmişlerdir. İşte arkadaşlar tam da bu tartışmalar sonucunda edebiyatımızda iki kutup ortaya çıkmıştır. Yani e, gelenekçiler ve yenilikçiler olmak üzere. E, yenilikçiler arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem'in yanında... ...Menemenlizade Tahir, Ali Ferruh, Abdülhalim Memduh, Mehmet Rüşdi ve Ahmet Reşit gibi isimler... ...Ekrem'in yanında e, Şeyh Vasfi, Harputlu Hayri, Mehmet Emin Humayi... Ali Ruhi ve Üsküdarlı Safi gibi isimler ise Muallim Naci'nin etrafında toplanarak gelenekçi kanadı oluşturuyorlar. Ee, özet e, özetle ifade etmemiz gerekirse arkadaşlar işte 1880'lerdeki bu yenilikçi ve yenilik, gelenekçi tartışmalarının sonucunda Ekrem'in çevresinde toplanan gençler 1900 bin, özür dilerim 1890'lı yıllarda Mirsat, Malumat, Mektep, Hazine-i ve Maarif gibi dergilerde başlayan edebi faaliyetleriyle Hasan Asaf adlı bir genç şair var biliyorsunuz. Musafir Malumat'ta Burhan-ı Kudret diye bir şiiri ...çıkıyor ve bu şiir dolayısıyla e, abes muktebes tartışması yaşanıyor. E, i̇şte bu gerekçeler e, ne olmuştur? Servet-i Funun'un e, kurulmasına zemin hazırlayan edebi olaylardır. E, yine arkadaşlar e, bir başka gerekçe olarak da bir takım yazar ve şairler... E, ...Servet-i Funun dergisinde e, toplanmasına neden olan bir olay olarak... Ekrem'in Şemsa adlı hikayesinin kendisinden izin alınmadan Musaver, e, Malumat adlı e, dergide yayınlanmasını gerekçe gösteriyorlar. E, i̇şte arkadaşlar, yenilikçi yenilikçi bu e, kuşağa mensup olan şair ve yazarlar e, Servet-i Funun'u çıkaran e, Ahmet İhsan'la ne yapar? Ekrem bunları görüştürür ve böylece yenilik yanlıları Servet-i Funun dergisinde toplanırlar. Eee Servet Fu'nun dergisinde toplanmaya geldiğimizde, yani 1896 tarihinde, o tarihte arkadaşlar Servet 1890'da öncelikli olarak İstanbul'da çıkan bir gazete, ardından Servet Fu'nun 1891'den Mart 1891'den itibaren bunun haftalık edebiyatçı olarak Servet Fu'nun çıkmaya başlıyor. Ee, i̇lk zamanlar Servet Fun'un dergisi arkadaşlar, fen bilimlerini ağırlık veren, e, kısmen de edebi yazılarının yayınlandığı bir dergi e, konumunda. E, derginin idarecisi de e, Recaizade Ekrem'in Mektebi Mülkiye'den bir öğrencisi Ahmet İhsan e, Tokgöz. İşte Ekrem ne yapıyor? Ahmet İhsan'la görüşüyor ve dergiyi Yenilik Edebiyatı'nın yayın organı yapmak istediğini öğrencisine e, bildiriyor. Bunun üzerine de Tevfik Fikret 7 Şubat 1896'da derginin 256. sayısından itibaren Servet Funu'nun başına geçiyor. İşte tam da bu sebeple yani Fikret'in Servet Fünun dergisinin başına geçmesiyle ne olmuştur? Ekrem'in sayesinde tabii ki edebiyatta bu dergi yenilik yanlısı şair ve yazarların yayın organı haline geliyor i̇şte Edebiyat-ı Cedide Hareketi de yani Servet Fun diğer adıyla hareketi de Tevfik Fikret'in derginin tam da başına geçmesiyle başlayan bir hareket. daha sonra dergi etrafında Cenab Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Siret... İsmail Safa, Ali Ekrem, Celal Sahir, Menemen Zade Mehmet Tahir, Ahmet Reşit, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayb, Hüseyin Suat, Hüseyin Cahit, Süleyman Nesip, Faik Ali, Ahmet Hikmet ve Hüseyin Kazım gibi şair ve yazarlarda ne yapmıştır? Servet Fün'ün dergisinin kadrosuna katılarak bu hareketi büyütmüşlerdir. Ee, arkadaşlar e, bu dergide e, cenab e, Cenap Şahabettin'in şiirlerinde kullandığı kapalı dilden dolayı Ahmet Mithat Dekadanlar e, başlığı makalesinde e, Cenab'ı eleştiriyor. E, cenab da buna karşılık olarak Dekadizm nedir adlı yazısıyla cevap veriyor. Fikret de Timsali Cehalet başlıklı şiirle Ahmet Mithat'a hücum ediyor. Bunun üzerine Ahmet Mithat Teslimi Hakikat adlı yazısıyla gençlerin yaptığı bu yenilikleri ne yapıyor? Takdir ediyor ve tartışmayı noktalıyor. Türk Edebiyatı'nın aslında en büyük tartışması bu diyebiliriz. Dergide arkadaşlar dergi yayınlandığı süre boyunca şiir, roman ve hikaye türünde eserlere yer veriyor dergide Araba Sevdası, Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Eylül ve Hayal İçinde gibi birçok roman tefrika ediliyor ve çeşitli hikayeler e, yayınlanıyor. İşte arkadaşlar Servet Fünun dergisinde 1896 yılından sonra verilen eserler sonucu oluşan bu edebi harekete edebiyatı Cedide adı veriliyor. Ee, Edebiyat-ı Cedide sanat anlayışının başlıca özelliklerine gelecek olursak Tanzimat'ın birinci kuşak şair ve yazarlarından farklı olarak Edebiyat-ı Cedide, cedice, cedide e, anlayışına mensup isimler e, sanat yapmayı amaçlamış ve yoğunlukla bireysel temaları işlemişlerdir. Dönemin koşulları ve mizaçları gereği hayal gerçek çatışmasına ve karamsal duygulara sıkça rastlıyoruz eserlerinde. İşte Tanzimat'ta arkadaşlar biliyorsunuz anlatıcı ne yapıyor? Okurla sohbet ediyor, ona bilgiler aktarıyor. Gerçeği zorlayan tesadüflere yer veriyor. Ve e, anlattığı kişiler hep e, idealist kişiler, idealize edilmiş kişiler. Bunlar tabii ki Tanzimat'ın kusurlu yanlarıydı. Ancak Edebiyat-ı Cedide romanında... ...bu kusurların oldukça azaldığını... ...olay örgüsünün, karakterlerin canlandırılmasının... ...ve çevre tasvirlerinin... ...oldukça gerçekçi ve... ...batı tarzına uygun olduğunu... ...rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu anlamda oldukça gelişmiş romanlar... ...kaleme almışlardır. edebiyat cedideciler... ...şiir noktasında... ...parnasyenlerin... Genel, ...genel olarak parnasyenlerin... ...romanda ise yoğunlukla... ...realistlerin etkilerine sahiptirler... Şiirde arkadaşlar Fikret, Muset'in, Kopi'nin, romanda ise Halit Ziya ve Mehmet Rauf'un, Stendhal, Balzac, Gongort kardeşler ve Börget'ten etkilendiklerini e, görebiliyoruz. E, yine e, bu dönemde dilde sadeleşme hareketi çünkü ağır dil kullandıkları için bu dönemde kesintiye uğramıştır. E, ayrıca eserlerinde saati Semenfam yani Yasemin Kokulu Saatler, haf Siyah. Yani siyah korku bu şekilde böyle alışılmamış yeni tamlama ve imgeler ne olmuştur eserlerinde sıklıkla yer bulmuştur. Ee, yine arkadaşlar eserlerinde ki evet gibi edatlarla oh of ey ah gibi aşırı duygusallık ifade eden ünlemleri sıkça kullandıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca şiirde arkadaşlar aruzu ustalıkla kullanmışlardır. Kafiye'nin göz için değil kulak için olduğu anlayışını benimsemişlerdir. Bir paragraf hatta bir sayfa süren uzun cümleler kurmuşlardır. Divan şiirinin aksine cümlenin ve anlamın bir dizenin ortasında başladığı veya bittiği... ...hatta birkaç dizeye kadar yayılan cümlelere rastlıyoruz eserlerinde, şiirlerinde. İşte tam da buna ne diyoruz? ...anjabman diyoruz. Dolayısıyla bu dönemde şiirin giderek düz yazıya yaklaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca Sone ve Terzarima gibi Batı edebiyatına özgün nazım biçimleri kullandıklarını söyleyebiliriz. Bunun yanında divan edebiyatındaki müstezat nazım biçimini farklı vezinler kullanarak şiire uygulamışlar. E, ayrıca serbest tarzda müstezatlar kaleme almışlardır. E, arkadaşlar edebiyat cedide topluluğu 1901'de dağılıyor. E, nasıl dağılıyor? Servet İfun'un dergisi etrafında Tevfik Fikret'le birleşen bu grup zamanla bir ortak edebiyat tarzı oluşturuyor. Ancak aradan zaman geçtikçe farklı anlayışlar ve öz ne yapmaya çıkıyor? Ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Ahmet Şuayip 7 Haziran 1900 tarihinde Son Yazılar adlı bir yazıya yayınlıyor. Bu yazıda edebiyat-ı cedideyi yalnızca bireysel temaları ve aşk konusunu işlemekle suçluyor. ancak bunun akabinde asıl kopuş ise kopuş ise özür dilerim. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem'in yani Ay Nadir takma adını kullanan ...Ali Ekrem'in şiirimiz başlıklı bir dizi yazısıyla başlayan bir öz eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar Ali Ekrem bu makalesinde pek çok Servet-i şairi ve yazarını eleştiriyor. Ancak Tevfik Fikret bu makaleyi Servet-i yayımlıyor ama değiştirerek yayımlıyor. Buna Ali Ekrem kırılıyor. Kırılınca da dergiden ayrılıyor. Evet. O ayrıldıktan sonra Ahmet Reşit, Menemenlizade Mehmet Tahir ve Sami Paşazade Sezai gibi isimler de ona katılarak ikinci Abdülhamit'e yakın bir dergi olan Malumat Dergisi'ne geçiyorlar. İşte bunun ardından bir süre sonra Tevfik Fikret de ne yapıyor? Ahmet İhsan'la derginin sahibi Ahmet İhsan'la bozuşup dergiden ayrılıyor. O ayrılınca derginin başına da Hüseyin Cahit geçiyor. Hüseyin Cahit Fransızca'dan Edebiyat ve Hukuk başlıklı bir makale e, çeviriyor. E, bu makale daha sonra sakıncalı bulunduğu için dergi kapatılıyor. E, ancak dergi aradan bir süre sonra yani 5 Aralık 1901 tarihinde tekrar yayına başlıyor. E, ancak e, gerek şair ve yazarlarının dağılması gerekse de e, bu şair ve yazarların kimilerinin İstanbul dışına gönderilmesi veya bazılarının sürülmesinden dolayı dergi bir daha eski gücüne kavuşamıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Beş yıllık Servet-i Fun'un topluluğu dağılıyor. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Bazı kaynaklar Edebiyat-ı Cedide'nin dağılmasında bir başka sebep olarak da Abdülhamit karşıtı bir siyasi olayı gösteriyor. Bu olayda Güney Afrika'daki Boerler denen bir yerli halk var. Bunlarla İngilizler savaşıyorlar ve edebiyatı cedeciler Ne yapıyorlar? İngilizlere mektup gönderiyorlar ve onlara desteklerini ifade ediyorlar. Bunun da bu grubun topluluğun dağılmasında etkili olduğunu ifade ediyor bazı kaynaklar. Sonuç olarak arkadaşlar Edebiyatı ı Cedi'de 1896 ve 1901 yıl, yıllar arasında yaklaşık olarak 5 yıllık süreç boyunca Servet-i dergisinde Türk Edebiyatı tarihine geçen e, şair ve yazarları edebiyatımızın batılılaşması yolunda gerçekten önemli eserler vermişlerdir. E, bu şair ve yazarlar Türk Edebiyatı'nı divan edebiyatından gerek şekil gerek de öz itibariyle daha da uzaklaştırmış, roman ve hikayedeki o geleneksel izleri daha da silmiş, e, dili ağırlaştırmakla birlikte daha da sanatçara sanatçarağını bir e, dile dönüştürmüşlerdir diyebiliriz. Ancak bu güzel özelliklerinin yanında e, edebiyat cedideciler, edebi dilde yapaylık ve Fransız etkisi, halka yönelme ve sade bir dille yazma anlayışının kesintiye uğraması. Yerli hayattan uzak kalınması, yalnızca bireysel konuların işlenmesi gibi eksiklikleri de barındırmış bir topluluk sevgi. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.